Yok abi yok. Bundan sonra kusura bakmayın. Sizlere ben rokelik falan çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü hak etmiyorsunuz yani. Gibi bir giriş yapsam hoşunuza gider mi arkadaşlar? Gitmez değil mi? Yani olumsuz anlamda şaşırırsınız. Ne diyor lan bu? İşte kafayı mı silmiş falan dersiniz. Durduk yere böyle bir şey dediğim için. Bugünkü videomuzun konusu da bu işte. Epic Games'in durduk yere saçma sapan şeyler yapmasını konuşacağız abi. Öncelikle Epic Games ÖM mağazasına Titan White Fennec getirecek. Bu niye saçmalık arkadaşlar? Ondan başlayacağız. Ayrıca şurada birkaç tane paket gelmiş. Onları da konuşacağız. Bir de bu videoya saç swipe'ı da katacağım. Onu da söyleyeyim. Lafı daha fazla uzatmayalım. Direkt konumuza geçelim. Aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone değilseniz bunlar önemli. Abone olun. Başlıyoruz. Şimdi Epic Games'in neden Titan White Fennec getirmemesi gerektiğini anlamak için arkadaşlar şuradan Titan White Fennec'in sizlere grafiğini göstereceğim. Bakın şimdi. Buradan tüm zamanlar yapıyorum. Şimdi buraları geçiyorum. Epic Games oyunu burada devraldı değil mi arkadaşlar? 3700-400. Şimdi burada niye yükseldi? Onu anlamaya çalışalım birazdan. Sonra burada niye düştü? Onları anlamaya çalışalım. Şimdi oyun şu zamanlarda bakın 6000 6500 iken bu eşya Epic Games devraldı. Sonra niye yükseldi? Çünkü oyuncu sayısı arttı. Ondan sonra oyuncu sayısı artınca ne oldu? Bu eşya biliyorsunuz yani kolay çıkmıyor. Boru değil. Ya kutulardan çok şanslısınız öyle çıkacaksınız. Ya da markete getirmek gibi sürekli bir aptallık yapacaklar. Öyle alacaksınız. Bu da bir aptallık. Neden olduğundan da bahsedeceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi Epic Games oyunu aldı. Burada oyuncu sayısında bir artış olduğu için doğal olarak bu eşya nadirleşti. Sonra bir kere markete getirdiler bunu. Hiç sıkıntı yok. Ondan sonra buradaki düşüşü gördük. Ama benim burada anlamadığım konu şu arkadaşlar. Yani bir değerli eşyayı bir kere markete getirebilirsin. Eyvallah da bunu yani kaçıncı kez getiriyor Epic Games? Muhtemelen 3 olacak bu arada onu da söyleyeyim. Hatta 4 ya. Ya 3 kesin bu arada. 3 kere kesin getirdiler ama 4 kere getirdiler mi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bu eşya dediğim gibi değerli bir eşyaydı. Bir kere markete getirdiler. Şuralarda falandı galiba. Buralarda olması lazım. 4500-4900. Sonra bir toparladı. Tekrar bir yani şey yükselecek gibi oldu. Sonra yine markete getirdiler. Yine düşürdüler. E ne oldu? Bu eşyanın nadirliği kalmadı. Şimdi buradaki ana konu şu. Olay Titanium Fenek'ten sadece ibaret değil arkadaşlar. Bu eşya çok popüler bir eşya olduğu için bakın bunu ben kendi affedersiniz kıçımdan sallamıyorum. Şöyle yapalım daha iyi anlayacağız. Son 24 saatteki trend eşyalara bakıyoruz değil mi? Ne var en başta? Titanium White Fenek var. Bu Titanium White Fenek'in fiyatının düşmesi peki diğer eşyaları etkileyecek mi? Evet etkileyecek. Yani bundan dolayı da bakın her eşyanın mesela tüm zamanlar diyelim düşmüş bak. Ondan sonra böyle çok sıkmayacağım size arkadaşlar ama bunun gibi birkaç tane mesela Titan White Octane, Titan White Zomba ve Interstellar yani en popüler 5 tane eşya göstermeye çalışacağım. Şunu tüm zamanlar bunu tüm zamanlar bunu da tüm zamanlar yaptık. Octane'den başlayalım. Bu arada Octane'de şöyle bir şey oldu. Daha önce hiç markete gelmedi ve ben gelmemesi gerektiğini düşünenlerdim dediğim gibi. Çünkü son kale olarak artık gelmeyen değerli eşya olarak bir Octane kaldı arkadaşlar. Diğerleri hani böyle çok absürt değerli eşyalar var. Alpha Boost gibi de onları da zaten yani getirirlerse artık apayrı bir şey olacak. Neyse konumuza geri dönelim. Bunu getirmediler ama yine de düştü. Bunun sebebini Titan White Fennec'i getirdikleri için insanlar Titan White Fennec satın almak istediğinden burada bir panik satışı oldu ve fiyat düştü ve şuralarda seviyor. Yarı yarıya bir çakılma. Titan White Zomba. Gördüğünüz gibi markete gelen bir eşya bu da kendiliğinden. Titan White Fennec'in gelmesi de etkilemiş ve oyun nerede Epic Games'e geçti? 2500'lerde geçmiş eline ve ne yapmış? 1600 yapmış. %30'luk bir değer kaybı. Geldik Interstellar'e. Buna da bakalım. Yine buralarda şuralarda eline geçiyor Epic Games'in. Ondan sonra bir sert düşüş sonra buralarda 1400 burada da %30'luk bir düşüş var. Genel olarak tüm eşyalarda böyle bir düşüş var. Şimdi siz diyeceksiniz ki ne güzel abi işte fiyatlar düşüyor. Oyunda herkes istediği skin'e erişebiliyor. Eyvallah hani tamam bu güzel bir şey de takasçılar için ne olacak arkadaşlar? Biraz bunları da düşün. Hani adam mesela bir şey satmaya çalışıyor, satamıyor. Çünkü her şeyin fiyatı çok ucuz. Anladınız mı? Hani
Bir eşyanın cazibesi kalmadı artık. Ve bunun tek sorumlusu ben Epic Games olarak düşünüyorum. Tabii takas platformunda manipülasyon yapmaya çalışan insanlar da var. İşte bir eşyayı piyasayı bilerek böyle 30 krediden 40 krediden 100 kredilik eşyayı koyanlar da var. Ama onun dışında en büyük sorumlu Epic Games'in bu markete getirdikleri. Şimdi bu yüzden ben karşıyım. Bu birinci saçmalık arkadaşlar. Yani bunu anlam veremiyorum. Şimdi siz böyle bir şey önermişsiniz bana bunu inceleyin diye. 7. sezon Acem paketi, 7. sezon Elite paketi. Bakın bunu daha ilk defa inceliyorum. Onu söyleyeyim, yorumlayacağız. Yani bunu bilmiyorum, bu planda yoktu. Fennec Mor veriyor. Bakalım Fennec Mor ne kadar. Alt tabımı attım. Hemen bakıyorum. Fennec. 800 kredi arkadaşlar. Minimum fiyattan hesaplayacağım. Çünkü minimum fiyattan her hala alırsın. Sıkıntı yok. 800. Interstellar 1500'lerde falandı. Buradaki tüm eşyalar. Belki Atomizer pahalı olabilir. Bir bakayım. Hatta Interstellar'a da bakalım. Yani canlı canlı bakalım ki arkadaşlar aklınıza bir soru işareti kalmasın. 800 dedik, 1300 ekledik, 2100 etti. Değil mi? Aynen, 2100, sıkıntı yok. Ondan sonra Atomizer. Atomizer'da 100 kredi, 2200 kredilik siz eşya alıyorsunuz ve bunlar takas edilemiyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Siz bedavadan Epic Games'e para veriyorsunuz. Onun yerine hani ne yaparsınız? Bu paketin saçmalığı nerede? Onu da hani anlayamamış olan insanlar için söyleyeyim. Burada Steam fiyatları bu arada gösterdim. Epic Games fiyatlarında 2 kat ucuzluk var. Onu da söyleyeyim. 1100 kredi burada 160 lira. Yani biz 2000 kredi dediğim gibi 2 kat ucuzluk olduğu için 2000 kredi de 160 liradan hesaplayacağız. Adam sana diyor ki kardeşim sen diyor kredi alma diyor. Gel buradan şey al diyor işte bu elit paketini al diyor. Krediyle de takas yapamazsın diyor. Bu eşyaları da satamazsın diyor. Şimdi bu zaten saçmalık. Yani ben bunu anlayamıyorum arkadaşlar. Yani mantıklı bir açıklama yapabilen varsa bunu gelsin söylesin konuşalım. Dediğim gibi takasla çok daha ucuza alacağınız ne bileyim işte yarın öbür gün sıkıldığınızda satabileceğiniz eşyalar buradan pahalı pahalı alıyorsunuz. Gelelim bu pakete 32 lira. Ne var bu pakette? Nimbus var. Ben size fiyatını söyleyeyim. 50 krediye bulursunuz çok rahat. Spiralis gibi tekerlek var. Olsa olsa arkadaşlar hadi buna da 50 kredi diyelim tamam mı? Buna da diyelim 50 kredi. Bunların da Proton'a 20 kredi desek. Yani şurada arkadaşlar maksimum tamam bak maksimum 200 kredi var. 200 kredi ne kadar ona da bakalım. Tabii 200 kredi satılmıyor ama 200 kredinin fiyatı yok. 500 kredi 80 lirasında. Epic'ten 40 liradan hesaplasak 500 kredi 40 liraysa 200 kredi 16 lira yapıyor arkadaşlar. Siz buradan 200 kredi kaça alıyorsunuz? 32 liraya alıyorsunuz. 2 katını alıyorsunuz. Şimdi bu market saçmalığını Epic Games'in çözmesi lazım dediğim gibi. Yani tamamen boş iş yani. Hiçbir anlam veremiyorum. Hem takas şeyinin sisteminin ana sağlıyor bu durumda işte dediğim gibi. Yani takas piyasası bu yüzden bitmiş durumda arkadaşlar. Siz bana diyorsunuz ya abi niye takas videosu gelmiyor? Vallahi çekemiyorum yani. Yoksa ben de isterim eski günlerdeki gibi takas videosu çekmek. Ama bir adam bir şey satamıyorsa ki çünkü her şey çok ucuz. Adam diyor ki ben bunu bu fiyata almam diyor. Şimdi bu o zaman alacak bir şey. Ve takas da o yüzden iyice zorlaştı. Şimdi başka konuşacağımız bir şey var mı? İşin Rocket League tarafında konuşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir de RL Sideswipe'de yaptıkları çok absürt bir olay. RL oynayanlar da hani bakmak istiyorlarsa baksınlar. Bakmak istemiyorlarsa da bu videodan çıkabilirler bu saniye. RL bölümü burada bitti. Şimdi Sideswipe'a geçiyoruz. Evet geçtik RL Sideswipe arkadaşlar. Şimdi RL Sideswipe hakkında ben daha olumluyum ama burada olumsuz taraflar var. Bakın arkadaşlar şurada sonunda bizi dinleyip fenek getirdiler. Şimdi burada niye Fenek gelmeli, RL'de gelmemeli diyorum. Çünkü RL'de takas var. Burada yok arkadaşlar. Oradaki ince çizgi lütfen unutmayalım. İkinci olarak burada Allah'a şükürler olsun ki basketbolu geri getirdiler. Vallahi yani iki oyunu da Epic Games yönetiyor aslında ama sanki bilerek mi isteyerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama bir oyunu bilerek böyle çok kötüleştiriyorlar. Bu oyunu da aynı oranda daha güzel yapıyorlar. Onun dışında oyun ayarı çılgınlığı diye bir şey gelmiş. Serbest çiftler, rahat düellolar gelmiş. Yalnız burada bir saçmalık var arkadaşlar. Şimdi serbest oyun diyoruz. Bakın şöyle bir arena gelmiş. Yani bu arena bu arada benim lafım değil ama bizim Discord'da konuşurken gece bir takipçinin lafıydı. Clash Royale arenası gibi abi. Yani arena güzel mi güzel ama yani RL Sideswipe ile alakası var mı? Yok yani. Bilmiyorum arkadaşlar bana gerçi mobil oyunu olduğu için çok şey yapmamak lazım ama Clash Royale arenası gibi geldi onu söyleyeyim. Onun dışında şöyle bir saçmalık daha var. Oyuna kare top getirmişler abi.
Yani gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Kare top getirmeleri iyi oldu yani. Oyuncuları sonunda dinlediler. Oyuncular biliyorsunuz arkadaşlar kare top isteriz falan diye böyle yalvarıp yakarıyordu. Yani kimse ranklardan şikayetçi değildi ya da smurflerden şikayetçi değildi. O yüzden düşünceli Epic Games gitti oyuna kare top getirdi. Yani Renaissance Life ile alakalı bu arada siz şuradan bir çıkalım da. Dördüncü sezon inceleme videosu istemişsiniz ama hani çok kısa video olacağı için yani video çekmek için de çekmek istemedim. Çünkü çok bir değişiklik yok aslında. Hani bir iki maç atıp çıkacaktım onu da yapmak istemedim. Zaten Satisfyer videoları devam edecek. Burada görüyorsunuz arkadaşlar şurada temiz tasarımlar yapmışlar hani ana menüde. Düello, çiftler, potalar geri geldi. Mantıklı. Burada oyun ayarı çılgınlığı var. Bakın buradan da işte hani ne içerdiğini okursunuz. Serbest çift, rahat düellolar. PES'i göstereyim son olarak. Hani belki oyuna giremeyen imkanı olmayan arkadaşlar vardı. PES bu şekilde. Komodo gelmiş. Sevmediğim bir araba ama al gitsin. Onun dışında şöyle bir şey gelmiş. Güzel One Shot gelmiş. Endo getirmişler. Büyülü Füze gelmiş. Piros gelmiş. Yani bunlar çok ilgimi çekmiyor. Kromatik Çukur. Şuna bir bakalım. Berbat bir gol patlaması bence. Yani bu ne abi Allah aşkına. Yarı saydam gibi. O, opak desen opak değil. Garip bir gol patlaması. Fene gelmiş. Fene Ombre skini gelmiş. Hareketli olsa daha iyi olurdu. Draco gelmiş. Güzel. Red Rock gol patlaması bu. DS gelmiş. Kuasar gelmiş. İncelelim. Bayağı güzel bence. Yani gideri var. Onun dışında Riser gelmiş. Oo, çok böyle çok hoş lan bu arada Riser. Bayağı güzel. Bu Quartz kesin gol patlamasıdır. Bakalım. Gayet güzel bir test arkadaşlar. Ben Sideswipe'da dediğim gibi RL ile tam tersi düşünüyorum ama burada da birkaç saçmalık vardı. Onları göstermek istedim. Böyle video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlar altında bir tartışalım. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Sizce söylediklerimde haklı mıyım? Sizce söylediklerimde haklı mıydım? Haksız mıydım? İşte haklı olduğum taraflar neler? Haksız olduğum taraflar neler? Bunları bir yorumda tartışalım. Çünkü tartışmak iyidir arkadaşlar ya saygı çerçevesinde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.